Fazolun Sızı grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 115 hedefi vardı. 115 hedefi gerçekleşti fakat üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı için geri çekilmeler meydana geldiğinden dolayı şu an için yine yakın hedef bölgesi olarak 115 ve daha yukarıdaki hedef bölgemiz olarak da 130 bölgesini takip edebiliriz. Bu bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarıdaki hedeflere doğru gitme ihtimalini sürdürebilir ve geri çekilmelerde yarı yarıya stop bölgesi olarak 103 bölgesi, kesin stop bölgesi olarak da 92 bölgesini güncel bir şekilde devam ediyoruz. O bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece şablon bölgesinde yükseliş kanalının içerisindeki hareketlerin devamını oluşturma ihtimali ve daha yukarıdaki hedeflere doğru gitme ihtimalini sürdüren bir grafik durumu devam ediyor. 92 bölgesinin altındaki şablon durumunun bozulma ihtimaline başlatacak süreç bu bölgedeki kanal desteğinin en alt bölgesi olan 80 bölgesi gözüküyor. 80 bölgesinin altında düşüşler olmadığı sürece şablondaki yükseliş durumunun devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor ve bu bölgedeki güç kazanma hareketlerini yaparak 130 ve daha yukarıdaki hedefleri gerçekleştirme ihtimalini devam ettirebilir. Aşağıya düzeltme durumlarında 92 bölgesindeki kesin stop noktamızı da önemseyerek takip edersek daha aşağıya olan süreçleri e, başlamadan önce tedbirini almış oluruz. Fakat bu bölgede tabii ki 92 bölgesinin altına hacimli bir düşüş meydana gelirse düzeltme durumunda daha aşağıya olan süreçlere yakalanma ihtimali olacağından dolayı kademe durumlarında 92 bölgesine mutlaka zincir stop ömürleri yazarak bu düşüşe yakalanmamakta fayda var. Çünkü bu durumda bu bölgede oluşan zirvenin durumu bittiyse aşağıya derin düzeltme ihtimallerini oluşturabilecek bir şablon durumu da oluşmuş durumda. O yüzden buradaki destek bölgelerini takip ederek zincir stop emirlerimizde mutlaka yazılı olmasında fayda var. 103 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi ve 92 bölgesi de kesin stop bölgesi. Üst bölgeye yani 115 bölgesinin üzerine geçiş yaparak kapanışları sağlayabilirse bu durumdan uzaklaşıp yukarı hedeflere doğru gitmek isteyen sürecin başlangıcını yapmış olur. Fakat bunu sağlayamadığı sürece aşağıya düzeltme durumu ihtimalini oluşturan şablon durumu meydana gelebilir. O yüzden buradaki durumda 115 bölgesinin üzerine hacimli bir yükseliş gerçekleşirse yukarı hareketlerin devamını oluşturan şablon durumu meydana gelir. grafiğimizde yakın hedef bölgesi 75 olarak belirledik ve yarı yarıya stop bölgesi olarak 65 bölgesi, kesin stop bölgesi olarak da 60 bölgesini belirlemiştik. 65 bölgesi yarı yarıya stop bölgesinin altına geçiş olmuş fakat 60 bölgesindeki kesin stop bölgemizi test etmeden yukarı tepkisi hareketini başlatıp tekrar 65 bölgesinin üzerinde haftayı kapatmış gözüküyor. Yani güç kazanma hareketlerinin devamını oluşturan bir şablon durumu gibi gözüküyor. O yüzden burada 60 bölgesinin altına yani kesin stop bölgesinin altına geçiş olmadığı sürece 75 ve 60 arasındaki güç kazanma hareketlerini devam ettiren şablon durumunu sürdürebilir. Yukarı tepkisel hareketlerde hacimsel durum oluşturup özellikle de şablon bölgesinin orta bölgesindeki direnç noktası olan 70 bölgesini geçip üzerinde kapanışlar oluşursa yükseliş kanal bölgesinin üst bölgesine geçmek isteyen şablon durumunu meydana getirip yukarı hareketleri oluşturup güçlü yükselişlerde yapma ihtimalini meydana getirebilecek şablon durumunu oluşturabilir. 70 bölgesinin üzerine geçişler olmadığı sürece de bu bölge arasındaki yani 70 ve 60 arasındaki sürecin devam ettirerek güç kazanma hareketlerini yapmak isteyen bir grafik durumunu oluşturabilir. Kesin stop bölgemiz olan 60 bölgesinin altına geçişlerde şablon durumunun bozulma ihtimalini oluşturabilecek durum kanal bölgesinin en önemli destek noktası 55 bölgesi gözüküyor. 55 bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece şablon durumunun devamını oluşturma süreci meydana gelir. Fakat bu bölgenin altına geçişlerde de şablon durumunu bozularak alt bölgelerdeki çift tip ihtimaline doğru giden süreç başlar. O yüzden buradaki yarı yarıya stop bölgemiz ve kesin stop bölgelerimizi, önemseyerek takip edelim. Port otografimizde oluşturduğumuz şablon durumunda yarı yarıya stop bölgesi olarak 290 bölgesi, kesin stop noktası olarak da 270 bölgesini belirlemiştik. 350 hedefine gidebilmesi için bu bölgelerin altına geçişlerde tehlikeli boyutlar oluşabilir demiştik. Gördüğünüz gibi yarı yarıya stop bölgesinin altına geçiş olmuş ve kesin stop noktamız bölgesine yaklaştığı zaman da tekrar tepkisel bir durum oluşturup fakat yarı yarıya stop bölgesinin altına geçtiği için yani 290 bölgesinin altına geçtiği için artık o bölge direnç konumunu aldığı için o bölgenin üzerine geçişler olmadığı sürece tekrar yukarı gitme ihtimalini oluşturmadan geri çekilmelerde 270 bölgesindeki sizin stop noktasını test etme ihtimalini halen daha devam ettiren bir süreç oluşmuş gözüküyor. O yüzden 290 bölgesinin üzerine geçişler olmadığı sürece dikkatli olmakta ve kesin stop noktamız olan 270 bölgesindeki kademe durumlarına göre zincir stop emirlerimizi mutlaka yazmamız gerekir. Ki aşağıya olan sürecin devamında şablon durumu bozulmasa da alt bölgeye kadar yani şuradaki şablon durumunun destek noktasına kadar olan sürecin devamını oluşturabilir gözüküyor. O yüzden bu bölgeye kadar olan düzeltme durumlarına yakalanmadan 270 bölgesindeki kesin stop noktamıza zincir stop emirlerimizi yazmakta fayda görüyorum. Üst bölge direnci yani 290 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin üzerinde kapanışları yapabilir veya bu bölgenin üzerine hacimli bir yükseliş gerçekleştirirse en önemli bölge olan 305 bölgesi sürecin başlangıcının yani yükseliş sürecinin başlangıcının en önemli direnç noktasını oluşturuyor ki yükseliş kanal bölgesinin üst bölgesine geçiş için o bölgenin üzerinde kalıcı kapanışlar yapması gerekiyor. Ve hacimli olarak yükselişi başlatabilirse de daha yukarıdaki 350 hedefine hızlı bir şekilde gitme ihtimalini oluşturabilir. Oh. varsayımlar grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 650 hedefimiz vardı ve 650 hedefimizi bu hafta için gerçekleştirip üstünde kapanışları da yapmış ve yeni hedef bölgesi olarak da 7.50 hedefi oluşmuş durumda. Tabi 7.50 hedefine devam edebilmesi için öncelikle bu yükselişte oluşturmuş olduğu zirve bölgesi ve şablon bölgesinin üst bölgesindeki direnç noktası olan 7.05 bölgesini geçmesi gerekiyor. 7.05 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse 750 hedefine kadar hızlı bir şekilde devam etme ihtimalini oluşturur. Fakat bunu sağlayamadığı sürece yani 705 bölgesini geçemediği sürece tekrar geri çekilme ve düzeltme durumlarını oluşturacağından dolayı yarı yarıya stop bölgesi olan şablon bölgesinin alt noktası 625 bölgesi ve kesin stop noktası da 585 bölgesi olarak takip edebiliriz. Yani 585 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece 750 hedefi ve daha yukarıdaki hedeflere doğru gitme ihtimalini sürdüren şablon durumunu oluşturmuş durumda karsan. Çünkü yükseliş kanal bölgesinin üst bölgesi 750 bölgesine kadar sürecin devamını gösteriyor ve o bölgeden sonraki olan düzeltmelerde de artık 625 bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece daha yukarıdaki hedeflere doğru gitmek isteyen şablon durumunun devamını meydana getirebilir gözüküyor. Graf grafiğinde oluşturduğumuz şablonda yeni def bölgesi 475 bölgesi olarak belirledik ve gördüğünüz gibi yarı yarıya stop bölgemiz olarak 405 bölgesi ve kesin stop noktası olarak da 385 bölgesini belirlemiştik. Gördüğünüz gibi yarı yarıya stop bölgesinin altına geçiş olmuş fakat düzeltme kanal bölgesinin de, kanal desteğinden dönüşünü yaparak tepkisel hareketini devam ettirip şablon bölgesinin üst noktasındaki direnç noktası olan kanal bölgesine yaklaştığı zaman o bölgede direnç durumu teşkil ettiği için orada bir dirençle karşılaşıp yukarı geçişi sağlayamamış gözüküyor ki o bölgedeki en önemli direnç noktası olan 425 bölgesi ve daha sonraki yükseliş kanal bölgesinin üst bölgesine geçişteki 435 bölgesi gözüküyor. Bu bölgelerin üzerine geçişler olmadığı sürece 475 hedefi ve daha yukarıdaki hedefleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturmadan geri çekilmelerde düzeltme kanal bölgesindeki süreçlerin devamını meydana getirebilir. O yüzden bu bölgedeki yükselişlerde hacimli yükseliş yaparak 435 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar gerekiyor. Bunu sağlayamadığı sürece geri çekilmelerde düzeltme kanal bölgesindeki yarı yarıya stop noktası olan 405 bölgesi ve en önemli durumu teşkil eden kesin stop noktası olan 385 bölgesini mutlaka önemseyerek takip edelim. 385 bölgesindeki kademe durumuna göre zincir stop emirlerimizi mutlaka yazalım. Çünkü düzeltme kanal bölgesinin alt bölgesi gördüğünüz üzere 325 bölgesine kadar olan bir sürecin oluşabileceğini gösterdiğinden dolayı stop noktalarımızı mutlaka önemseyelim. Oh. Tofaş grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda gördüğünüz gibi yarı yarıya stop bölgesi olarak 76.05 bölgesini ve kesin stop noktası olarak da 72.35'i belirlemişiz. Ve düzeltme durumunun devamında yarı yarıya stop noktasının altına geçiş ve kesin stop noktamız olan 72.35 bölgesini test etmiş gözüküyor. Ve bu durumdan sonra da tabii ki 76.05 bölgesi önemli direnç konumunu almış durumda. 76.05 bölgesinin üzerine geçişler olmazsa kesin stop noktasının da test ettiğinden dolayı aşağıya olan süreçte kesin stop bölgesindeki zincir stop emirlerini mutlaka yazmamız gerekiyor. Çünkü aşağıya olan sürecin hızlı bir şekilde derinleşerek düzeltme kanal bölgesinin destek noktalarına doğru olan sürecin devamını getirme ihtimalini meydana getireceğinden dolayı zincir stop bölgesinden sonraki 69 bölgesi ve bu bölgedeki oluşturmuş olduğu dip noktası olan 65 bölgesine kadar düzeltme durumlarını oluşturabilir. O yüzden bu bölgedeki 72-35 bölgesine zincir stop emirlerini her zaman için mutlaka yazmamız gerekiyor. Bu bölgeden dönüşleri oluşturup 76 üzerinde kapanışları ve özellikle de şablon bölgesinin üst noktasına geçişteki 80 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları yapamadığı sürece geri dönüşlerin her zaman oluşabileceğini temkinli bir şekilde takip ederek kesin stop noktasına zincir stop emirlerini mutlaka yazmamız gerekir. traktör grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 275 hedefine gitme durumundaki oluşturduğumuz yarı yarıya stop bölgesi olarak 218 bölgesi ve kesin stop noktası olarak da 202 bölgesini belirlemiştik ve gördüğünüz gibi 218 bölgesine yaklaşan bir düzeltme durumundan sonra kanal desteğinin net bir şekilde çalışarak oradan tepkiyi verdiğini görüyoruz bu hafta için. Fakat bu tepkiyi verse de şablon durumunun orta direnç noktası olan bu bölge üzerinde kalıcı kapanışları devam ettirme ihtimalini sürdürmesi gerekiyor. Ve üst bölge direnci olan 245 direncini de test etmesi gerekiyor. Bu durumda 245 bölgesini test edip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yükseliş kanal bölgesinin üst bölgesine geçiş olacağından dolayı daha yukarıdaki 275 hedeflerinin gerçekleştirme ihtimaline doğru giden sürecin başlangıcını oluşturabilir. Bunu sağlayamadığı sürece de 218 bölgesi ve 245 bölgesi arasındaki güç kazanma hareketlerini devam ettirme ihtimalini sürdürerek bu şablon durumunu bitirme ihtimalini oluşturan bir süreç durumu meydana gelebilir. Yani bu durumda kanal bölgesi üst direnci olan, bu şablon durumun üst direnç bölgesi olan 235 bölgesini geçiş olmadığı sürece tekrar geri dönüş ihtimallerini göz önünde bulundurmak gerekir. Müzik